Taş Mescid'e geldik. Görmüş olduğunuz gibi bütün turlar geliyor bu şekilde. Biz hemen önden gidiyoruz. El sallayalım kameraya. Evet, Taş Mescid'e geldik arkadaşlar. Turlar bu şekilde geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın, turların hepsi geliyor. Abimiz de burada. Anons o yapacak şimdi. Ben size detay anlatayım hemen. Bakın bu görmüş olduğunuz yılan başlı değil mi motif? Ondan sonra burası da aşağıda akıl hastalığı tedavi ediyorlardı zamanında. Merdiven çok küçük. Kısaca eserimiz hakkında tarihi tanıtım yapacağım sizlere. Eser Selçuklular döneminden kalma bir eser. Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat döneminde dönemin Atabeyi Cemalettin Ferruh tarafından inşa ettirilmiş. İlk yapımı gördüğünüz yapının arkasına 1235 yılında bir şifahane olarak inşa edilmiş. Bu şifahane içerisinde geçmekte olan bir su sayesinde su sesiyle bir terapi. Su sesinin yanında da ney sesi ve Fransız sesi eşliğinde sese dayalı bir terapi merkezi oluşturulmuş. Bundan 7 yıl sonra 1242 yılında da bu görmüş olduğumuz Darül Hadis binası eklenmiş. Darül Hadis binamız Anadolu'nun ilk Darül Hadis evi olma özelliğine sahip. Aynı zamanda yine şifahanemizde yapılan çalışmalarda tıbbın sembolü olarak kabul edilen gövdeleri birbirine dolanmış yılan figürü ilk bu şifahanede kullanılmış. Aynı şekilde eczacılığı sembol eden kupaya dolanmış yılan figürü aynı şekilde ilk bu şifahanede kullanılmış. Çankırı Müzesi'ne henüz geçmediyseniz bu aslı kupadan su içen yılan figürünün aslı eczacılığın sembolü Çankırı Müzesi'nde sergilenmekte. Aynı zamanda plastik sanatlar açısından da çok kıymetli bir eser olarak görülmekte. Darül Hadis binamız 3 kattan oluşmakta. Alt katları mezar odası olarak kullanılmış. Batı yakasındaki tekli mezar odasında binayı inşa eden Şahabettin İnal. Hemen arkamdaki mezar odasında da 6 tane lahit bulunmakta. Bunlar da binayı yaptıran Cemalettin Ferruh ve yakınlarına ait mezarlar. Üst katımızda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı mescit olarak kullanılmakta. Az sonra içeriye gireceğiz. Mevlevihanemiz var. Bu mevlevihanemizde şifahane maalesef tamamen yıkılmış. Günümüze kadar ulaşamamış. Bu şifahanenin yerine 1400 yılların sonunda bir mevlevihane inşa edilmiş. 1925 Tekke ve Zaviyeler Kanunu'na kadar mevlevihane faaliyetlerine devam etmiş. 1925 yılında faaliyetlerine son vermiş. Daha sonra bakımsızlığından tamamen yıkılmış. 2016 yılında yapılan kazılarda mevlevihanenin temellerine ulaşıldı eski fotoğraflarla. Karşılaştırılarak aslına uygun olarak mevlevihanemiz inşa edildi. Halkın hizmetine sunuldu. 800 yıl aradan sonra da tekrar hadis dersleri verilmeye başlandı. İçerideki bir sınıfımızda da şu anda hadis dersi verilmeye devam ediliyor. Bu kadar. Bu kadar hocam. Geziden sonra çay ikramımız olacak. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakın kapıdan girdik hemen yan tarafta ziyaretçinin olduğu yerden. Biz hep mescidin ön tarafını biliyoruz ama arka tarafını kimse bilmiyordu. Bakın şu an görmüş olduğunuz gibi mescidin arka kısmı ziyaretçilerin akınına uğramış durumda. Hemen içeri bir göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada Mevlana'nın önünde kocaman kazanda çay ikram ediyorlar. Yapmışlar ziyaretçiler için böyle geldiğinizde. Çay istiyorsanız su da var, abdestinizi de alabilirsiniz. Bakın bizim mezun olduğumuz okul burası Ankara Üniversitesi Çankırı Meksik Yüksek Okulu'ydu. Daha sonrasında Karatekin Üniversitesi oldu. Burada okumuştuk. Güzel de yapmışlar. Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu diye de yazıyorlar. Bizim şimdi tur araçlarımız hemen yukarıda. Kısa bir görüntü almak için geldim. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Saatimiz 1'i geçiyor sanırım. 1-1.5 arası olması lazım. Genelde program bu şekilde ilerliyor. Yani saat 1.30 demiştim ama saat 2 olmuş meğer. Gezerken 2'deymiş yemek molası. Şimdi yemek yenilecek mekana geçiyoruz. Çankırı sıcaklık derecesi de bu.